Uzak Doğu'nun cennet köşesi vize istemiyor. Üstelik Türk lirası oranın para birimine göre 6 kat daha değerli. Show Haber, Tayland'ın dünyaca ünlü turizm adası Phuket'teydi. Deniz, güneş. Süper. Welcome to the land of smile. Phuket, gülümseyen ülke, Tayland'ın rüya köşesi. Rüya gibi bir ada. Pek çok sahili var. Doğası muhteşem. Şimdi daha yakından tanıyacağız Phuket'i. Karış karış gezeceğiz. Bakalım bilmediğimiz neler öğreneceğiz. I'm from Russia. Sweden. İzmir. From Russia. İstanbul. Phuket demek birazcık da tatil demek. Çünkü yılın her ayı burada denizin, kumun, güneşin tadı çıkıyor. Yılda ortalama 12-13 milyon turisti ağırlıyor Phuket. Dünyanın önemli balayı destinasyonlarından bir tanesi Phuket. Doğa güzelliği ve deniz güzelliği, denizaltı güzelliği dünyaca meşhur. Not so long in Phuket from Saturday and I like it very much. Phuket'in simgesi birazcık da bu uzun iskeleleri. Neden bu kadar uzun yapıyorlar biliyor musunuz? Gelgit yüzünden. Bunun asıl nedeni gelgit. Sabahtan akşama deniz 150 metre çekiliyor, sonra tekrar geliyor. Buranın para birimi Thai Baht. Bahtı kara olmasın. Nasıl değeri ne? Türk parasıyla 1'e 6 gibi. Change Office'e geldiniz. 111 dolar bozduracaksınız. Yüzlük banknotu ayrı kurdan bozar, onlu ayrı ve birliği ayrı kurdan bozar. 100 dolarlık ve 50 dolarlık banknotla en yüksek kuru ondan alırsınız. Nereden geldiniz? İzmir. Ne içiyorsunuz? Kokonat. Hemen adapte oldunuz yani. Evet, tabii, kesinlikle. İşte bu da Phuket'in büyük Buda heykeli. Uzunluğu tam 49 metre. 2004 yılında burayı da tsunami vurunca Tayland'la birlikte... Burada 5000 kişi hayatını kaybetti ve o günden sonra yapımına başlandı bu büyük heykelin. Hala da yapımı devam ediyor. Bakın Budistlerin gongu bu. Bunun arkasına geçiyorlar ve şu hareketi yapıyorlar. Çok ses çıkarsa çok şanslı olduğunuzu düşünüyorlar. Yani bir nevi şans ölçer. Bakın maymunlar böyle yanımıza kadar geliyor işte. Çocukların da ilgi o da. İlk defa bir maymuna ben de bu kadar yaklaştım ama saldıracak diye de tedirginim.